Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Kış mevsiminde camdan bir kubbeye dönüşen bir köy göz alabildiğine derin bir kuyu andırıyordu. Selim öğretmen gözünü karartıp geldiği ılgazın eteklerine şimdi çoktan alışmıştı. Karlar katman olup da yolları kapatınca köylünün getirdiği yemeklerle gününü geçiriyordu. Hele Ayşe teyzenin o taze kaynatılmış bir tencere sütü cana can katıyordu. İçten içe biliyordu Selim öğretmen. Kışı bir atlatsa baharı çok güzeldi buraların. Evet, olayın kahramanı kimdir? Selim öğretmendir. Nerede geçmiştir? Ilgaz yakınlarında bir köyde geçmiştir. Ne zaman yaşanmıştır? Bir kış mevsiminde yaşanmıştır. Kahramanın fiziksel özellikleri, yani boyu kilosu yoktur. Hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur diyor. Giriş cümlesi kendinden önce başka bir ifadenin olmadığını gösteren cümlelerdir. Sıkıntı içinde yaşayan kimseler önlerine çıkacak zor şartlardan etkilenmezler. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar, bakın bu devir, o zaman bundan önce bir devirden bahsetti, bu giriş cümlesi olamaz. Tanpınar bu gibi özellikleriyle bazı özelliklerden bahsetti, giriş cümlesi olamaz. Öyleyse dedi, giriş cümlesi olamaz, cevabımız Adana. Bu metin ikiye bölünürse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 20. yüzyılda en önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerden bazıları biyoloji ve tıp alanında yaşanmıştır. İnsanların hem ömrü uzamış hem de yaşam kitlesi atmıştır. Günümüzde ameliyatların doğal bir parçası olarak gördüğümüz anestezi, evet bakın burada konu değişti değil mi? Niye geçti? Ameliyatların bir parçası olan anesteziye geçti. O zaman 3'ten paragrafı bölüyorum. Aşağıdakilerden hangisinde metnin bölümleri ifade edilen harfler giriş, gelişme, sonuç şekline göre sıralanmıştır diyor. Model olarak öğrenme şekli başta aile olmak üzere yakın çevre ve okulda devam eder. Öncelikle aynı evin içinde vakit geçirdiği kişiler, anne, baba, kardeşler, aile büyükleri çocuklar için örnek olur. Ardından okul yaşamı başlayınca okul arkadaşları ve öğretmenler de onun için örnek olur. Bu yüzden bir çocuğun çevresi onun gelecek yaşantısını doğrudan etkileyeceği için dikkatli olunmalıdır. Özellikle aileler ve öğretmenler örnek alındığı bilerek buna uygun davranmalıdır. Çocukluk öğrenme konusunda en yetenekli olduğumuz dönemdir. Her çocuk yeni şeyler öğrenirken farklı yöntemler kullanır. Evet, M ile başladık değil mi? Sonra model almadan devam ettik, K ile devam ettik. Sonra L ile bitirdik. Dolayısıyla M, K, L şeklinde cevabım C. İlk cümlesi olmaya en uygundur. İlk cümlesi kendinden önce başka bir sözün söylenmediğini gösteren cümledir. Bakın bunun için, belki, bence bunlar kendinden önce başka bir ifadenin olduğunu gösteriyor. Ama geçen gün romanlarımı şöyle bir karıştırdım. Burada yok. Bu metin ikiye bölünürse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Dünyadaki biyoçeşitliliğin temelinde bitkiler yatar. Bazı bakteriler dışında yeryüzündeki yaşam bitkilerin güneş enerjisini yakalayıp kendileri için besine dönüştürdüğü ve bu sırada yan ürün olarak oksijen ürettiği fotosenteze dayanır. Doğada insanların yiyebildiği 30 bin dolayında bitki vardır. Bakın burada konu değişti değil mi? Burada fotosentezden, enerjiden bahsederken şuradan itibaren insanların yiyebildiği bitkilerden bahsetti. Cevabımız Bursa. Bu metin ikiye bölünürse ikinci bölüm hangisiyle başlar diyor. Kent büyük ve kalıcı yerleşim yeridir. Nüfusun çoğu ticaretle, sanayiyle ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşır veya hizmet sektöründe çalışır. Buralarda tarımsal etkinlikler yapılmaz. Bakın buraya kadar kentin koşulları bahsedildi. Şuradan itibaren ise ilk kentlere geçildi. Dolayısıyla neyle bölüyoruz arkadaşlar? İlk kentler dediği için 4 numaralı cümleyle bölüyoruz.